Arkadaşlar merhabalar ben İsmail Hoca, SBL Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün TYT Matematik kampımızda artık olasılık konusuna başlangıç yapıyoruz. Kazanım bakış testlerini çözeceğiz ve konusunu anlatacağız. Olasılık, konu anlatımı dediğime bakmayın. inanılmaz derecede detay sorular çözeceğiz arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Yani olasılık adına öğrenmediğiniz bir şey kalmayacak. Kaynak kitap olarak Barış Yayınları video ders kitabını kullanıyoruz almak isteyen, incelemek isteyen öğrencilerim varsa açıklama kısmında linkler mevcut. O linkleri inceleyebilirsiniz. Evet gençler eğer hazırsak geçelim derse. Evet öncelikle basit olayların olasılığıyla başlayalım. Tekrarlanabilen ve farklı tekrarında farklı sonuçlar elde edilebilen işleme deney diyeceğiz. Bir deneyin bütün sonuçlarının kümesine o deneyin örnek uzayı denir arkadaşlar ve genellikle de e harfiyle gösterilir. Hani kümelerdeki evrensel küme gibi düşünebilirsin. Örnek uzayın her bir alt kümesine de olay diyeceğiz. Mesela havaya bir zarın atılması bir deneydir. Zarın üst yüzüne gelebilecek sayılar 1 2 3 4 5 6'dır ve bu deneye ait birer olaydır. Dolayısıyla olayların bulunduğu tüm küme bizim örnek uzayımızdır. Yani 1 2 3 4 5 6'dan oluşan küme bizim örnek uzayımızdır ve en ee, tane para atma deneyinde örnek uzay 2 üzeri n ve en tane zar atma deneyinde örnek uzay 6 üzeri n elemanlıdır. Sebebi nedir? Çünkü zarın 2 tane yüzü vardır. Bundan kaynaklı en kez atarsak 2 üzeri n defa sonuç çıkar. Ve zarın 6 tane yüzü olduğu için 6 üzeri n tane sonuç çıkar. Çünkü 6 tane yüzü vardır dedik gençler. Şimdi geldik olasılık fonksiyonuna. Yani bu işin biraz daha matematiksel kısmına. A örnek uzayın bir alt kümesi. A'dan 0-1 kapalı aralığına tanımlanan P fonksiyonuna olasılık fonksiyonu denir. Neden 0-1 aralığına tanımlıyoruz? Çünkü gündelik hayatlarında düşünecek olursam bir olayın olma olasılığı %0 ile %100 aralığındadır. Ki %0 demek 0 bölü 100 demek olduğu için 0'dır. %100 demek 100 bölü 100 olduğu için 1'dir. Bundan kaynaklı da bütün olasılıklar 0 ile 1 arasına çıkmak zorundadır. Bunun görüntü kümesi 0 1 aralığıdır diyebiliriz yani. PA göründüğü üzere 0 ile 1 aralığındadır görüntü kümesi. PE eşittir 1 ise ki biz buna gerçekleşmesi kesin bir olay olduğu için kesin olay diyeceğiz. P boş küme eşittir 0'a da imkansız olay diyeceğiz. Yani gerçekleşmiş ihtimali olmayan olay diyeceğiz. Şunun okunması A veya B olaylarının gerçekleşmesi. Yani... A veya B olayı gerçekleşme olasılığı. Buna A olayının gerçekleşme olasılığı artı B olayının gerçekleşme olasılığını bulduktan sonra ikisinin beraber gerçekleşme olasılığını çıkaracağız. Çünkü bunu bir küme olarak düşünecek olursan şu şekilde A olayı B olayı şimdi sen A'yı toplarken kesişimlerini bir kere toplamış oluyorsun. B'yi toplarken de kesişimleri topladığın için iki defa kesişim topladın bir tanesini çıkarmamız şart. A olayının gerçekleşme olasılığıyla gerçekleşmeme olasılıklarının toplamı 1'dir. Yani şöyle düşünebilirsin. Benim e, topa vurduğum zaman gol olma olasılığı %70 ise gol olmama olasılığı %30'dur. Çünkü ikisini toplamı bize %100'ü yani 1'i vermek zorundadır. Bir olayın olasılığı nasıl hesaplanır? A olayının içerisindeki eleman sayısı bölü örnek uzayın eleman sayısı. Yani istenilen durumun tüm duruma bölünmesiyle olasılık hesaplanır gençler. Ayrık olaylar da ayrık kümeden aklına gelsin. Eğer ki kesişimleri boş küme ise bu olayların A ile B olaylarına ayrık olaylar denir. Yani aynı anda gerçekleşme ihtimali olmayan olaylar ayrık, ayrık olaylardır. Örneğin atılan bir zarın tek gelmesi olayıyla çift gelme olayları ayrık olaylardır. Çünkü zarın üstündeki birden altıya kadar olan numaraları düşün. Attığın zaman ya tek gelir ya çift gelir bak ya ve ya ile ayırıyorum ben bunları. Yani ya o gelecek ya bu gelecek. E o zaman A ile B ayrı kolaylarsa kesişimleri olmadığı için A veya B'nin gerçekleşme olasılığını direkt olarak A'nın gerçekleşme olasılığı artı B'nin gerçekleşme olasılığını toplarsın da öyle bulursun. Yani burada kesişim olmadığı için P A kesişim B'yi çıkarmak zorunda değilsin. Çünkü zaten ikisinin beraber gerçekleşme olasılığı sıfırdır. E sıfır olduğu için de artık bunu burada kullanmıyoruz diyeceğiz. Kazanın bakış 1'e beraber bakalım. A ve B. E örnek uzayında 2 olay olmak üzere. Ne diyor? A'nın gerçekleşme olasılığı 1 bölü 6. B'nin gerçekleşmeme olasılığı 1 bölü 3 ise B'nin gerçekleşme olasılığını ben bulabilirim. 2 bölü 3'tür çünkü toplamları 1 yapması gerekiyor. A kesişim B'nin gerçekleşme olasılığı yani A ve B'nin gerçekleşme olasılığı 1 bölü 24 ise P A birleşim B sorulmuş. Şimdi P A birleşim B'yi ben nasıl yazacağım? P A artı P B ve eksi P A kesişim B şeklinde yazacağım. Bize A'nın gerçekleşme olasılığını vermişti 1 bölü 6. B'nin gerçekleşme olasılığını biz kendimiz bulmuştuk 2 bölü 3. Yani ben bunu da e, gerçi 2 bölü 3 olarak kalsın. Eksi A kesişim B yani A ve B'nin gerçekleşme olasılığı da 1 bölü 24'tü. Şimdi tamamının paydasını eşitleyelim. Ben burayı 4 ile burayı 8 ile ve burayı 1 ile genişletecek olursam bu bana neyi verir biliyor musunuz? 4 bölü 24 artı 16 bölü 24 ve eksi 1 bölü 24'ü verir ki bu da 19 bölü 24'ün ta kendisidir. Demek ki PA birleşim B 19 bölü 24'tür cevabını rahatlıkla verebiliriz dedik. Ve hiç beklemeden ikinci örneğimize geçiyoruz. İkinci soruda şurada 4 bölü 5 yazıyor ya arkadaşlar. Bir düzeltmemiz var kusura bakmayın burası 3 bölü 5 olacak. A ve B E örnek uzayına uzayında ayrık olaylar olmak üzere. Diyor ki A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyenin gerçekleşme olasılığı 3 bölü 5. Şimdi ben burada A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyenini A birleşim B'nin tümleyeni olarak yazabilirim. Ki P A'nın A birleşim B yani A veya B'nin gerçekleşmeme olasılığı eğer 3 bölü 5 ise tabii ki de A veya B'nin gerçekleşme olasılığı 2 bölü 5'tir. Çünkü birbirlerini 1'e tamamlamak zorundalardı. Peki... Daha sonrasında ben ayrı kolaylar olduğunu bildiğim için A veya B'nin gerçekleşme olasılığını PA artı PB biçiminde yazabilirim. Dikkat et B'nin gerçekleşmeme olasılığı 11 bölü 5 15 ise P'nin B'nin gerçekleşme olasılığı 4 bölü 15'tir diyeceğiz. Çünkü 1'e tamamlaması gerekiyor. Şimdi şurası 4 bölü 15 artı burada bir PA'mız var. Ve PA birleşim B'de 2 bölü 5 olarak verilmiş bize ki 3 ile genişletirsem 6 bölü 15 yapar. Artık buradan ben PA'ya ulaşabilirim. PA 2 bölü 15 olmak zorunda ki toplanıldığı takdirde 6 bölü 15'in ta kendisini versin. PA istenmişti bizden cevabımız 2 bölü 15 olacaktı. Geldim 3'e. A ve B E örnek uzayının 2 olayıdır. A'nın gerçekleşme olasılığı 5 bölü 12. A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeninin olasılığı 2 bölü 3. Şimdi A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni demek A kesişim B'nin tümleyeni demek. Eğer ki A ve B'nin gerçekleşmeme olasılığı bize 2 bölü 3 olarak verildiyse A ve B'nin gerçekleşme olasılığı 1 bölü 3'tür. Çünkü bu ikisi birbirini 1'e tamamlamak zorunda. Yani ben şunu elde ettim. Daha sonrasında bir de şuraya bakalım. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni demiş. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni bana A birleşim B'nin tümleyenini verir. Ve A veya B'nin gerçekleşmeme olasılığı bize 1 bölü 3 olarak verildiyse A veya B'nin gerçekleşme olasılığı 2 bölü 3 olarak karşımıza çıkar. Pekala. P, A veya B neye eşitti? A'nın gerçekleşme olasılığı B'nin gerçekleşme olasılığı eksi A ve B'nin gerçekleşme olasılığıydı. Ki şu kısım zaten 2 bölü 3 olarak biz elde ettik. A'nın gerçekleşme olasılığı 5 bölü 12 idi. B'nin gerçekleşme olasılığını bilmiyoruz. Eksi A kesişim B yani A ve B'nin gerçekleşme olasılığı da 1 bölü 3'tü. Değil mi? Pekala şu eksi 1 bölü 3'ü şu tarafa atarsam 1 bölü 3 artı 2 bölü 3'ten 1 yapar. Burası 1. 5 bölü 12'yi bu tarafa atarsam 1 eksi 5 bölü 12 bize pb'yi verir ki pb demek ki 7 bölü 12'ymiş. E tabi doğal olarak b'nin gerçekleşme olasılığı 7 bölü 12 ise gerçekleşmeme olasılığı 5 bölü 12'dir. Yani cevabımız bu olacaktı. Cevap 5 bölü 12 Dördüncü kazanım bakış. Bir madeni paranın ardarda arda 4 defa havaya atılması olayında İki tura iki yazı gelme olasılığı. Şimdi iki tane tura, iki tane yazı. Nasıl gelir arkadaşlar? Şimdi tura tura yazı yazı. E bunları sıralayacak olursak tura yazı tura yazı gelebilir. Veya işte tura yazı yazı tura gelebilir. Yazı tura tura yazı gelebilir. Yazı yazı tura tura gelebilir. Yazı tura yazı tura gelebilir. Başka düşünüyoruz başka var mı diye. Başka yok ki bunları hep böyle tek tek mi sayacağız hocam? Yok. Şunları kaç farklı bir şekilde sıralarsın sen? 4 faktöriyel bölü 2 tane t ve 2 tane y olduğu için 24 bölü 4'ten 6 farklı biçimde sıralandığında zaten söyleyebilirsin. Yani istenilen durum 6. Peki 4 defa havaya atıldığında bir para. Birinci atışta 2, ikinci de 2, üçüncü de 2, dördüncü de 2. Yani toplam 16 tane örnek uzayda eleman vardır. İstenilen durum 6 tane örnek uzayda 16 tane eleman olduğuna göre 6 bölü 16 bize cevabı verir. Yani cevabımız 3 bölü 8'dir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geldim B'ye sırasıyla tura yazı yazı tura gelme olasılığı ki tura yazı yazı tura istediği durum şu. İstediği durum buysa bir tane istediği durum var ve totalde de 16 tane durum olduğuna göre cevap 1 bölü 16'dır en çok 3 tane tura gelme olasılığı. Şimdi en çok 3 tane tura gelmesine müsaade ediyorsa 4 tane tura gelmesine müsaade etmiyordur. Yani bu 16 durumdan bir tanesi 4'ün de tura gelmesi olasılığını istemiyor. Durumunu istemiyor. İstenilen durum 16 eksi bir tanedir. Tüm durumda 16 idi. Cevabımız 15 bölü 16'dır diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla ve böylelikle 290. sayfayı da bitirmiş olduk gençler. Şimdi 291'de kazanın bakış 5'teyiz artık. İki zar aynı anda havaya atıldığında 300'e gelen sayıların çarpımının tek sayı olma olasılığı soruluyor. Bir kere iki sayı çarpılıp sonuç tek oluyorsa ikisi de tektir. İki zarın üzerinde de sadece 1, 3, 5 ve 1, 3, 5'ler tektir. Dolayısıyla 3 tane burada 3 tane burada olduğuna göre birin yanına 3 tanesinden birisi. 3'ün yanına 3 tanesinden birisi ve 5'in yanına da 3 tanesinden birisi gelebilir. Yani 3 çarpı 3 çarpı 3. Kaç tane durum söz konusu gençler? Ee, şöyle bir bakalım. Ya pardon özür dilerim. Özür dilerim. Şöyle diyeceğiz. Şöyle diyeceğiz. Şimdi iki tane zar attık ya. Bunun karşılığında kaç tane sayı var? Üç tane. Hemen buna şöyle girişiyoruz. Mesela 1-1, 1-3, 1-5 gelebilir. 3-1, 3-3, 3-5 gelebilir. 5-1, 5-3, 5-5 gelebilir. Yani 3 çarpı 3'ten 9 tane durum istenilen duruma dedi bu. E, tüm durum ne? 2 tane zar atılıyorsa 6'nın karesinden 36 tane durum isteniyor. 9 bölü 36 bize cevabı verir. Doğru cevabımız 1 bölü 4'tür diyeceğiz. Toplamlarının 7 olma olasılığı. Şimdi birin yanına 6 gelirse toplamları 7 olur. 2'ye karşılık 5, 3'e karşılık 4, 4'e karşılık 3, 5'e karşılık 2 ve 6'ya karşılık 1 gelebilir. Toplam istenilen durum adedi 6 tane. Tüm durum yine 36 idi. 6 bölü 36'dan doğru cevabımız 1 bölü 6'nın ta kendisidir diyeceğiz. Daha sonrasında C şıkkına bakalım. İkisinin de asal sayı olma olasılığı. Şimdi birinci zarda asal ne var? 2 var, 3 var, 5 var. İkinci zarda da 2, 3 ve 5 var. E şimdi 2'ye 2, 2'ye 3, 2'ye 5. Bunlar kartezyen çarpımın elemanları aslına bakarsak. E, o halde ikisi de asal olacaksa bu 3 çarpı 3'ten 9 farklı biçimde mevcut. Bu istenen durum. 9'u ben 36'ya bölersem 1 bölü 4 yine benim cevabım olacaktır. D şıkkına bakalım. Toplamlarının 5'ten küçük olma olasılığı. Şimdi 1'in yanına 1, 2, 3 gelirse 5'ten küçük olur. 1'e 4 olursa 5'ten küçük olmaz. 2'nin yanına 1, 2'nin yanına 2 gelirse 5'ten küçük olur. 3'ün yanına 1 gelirse 5'ten küçük olur. 3'ün yanına 2'yi alamam. Toplam kaç tane durum söz konusu bu şekilde? 6 tane. Tüm durum neydi? E, hocam 36 idi. O halde cevabımız 1 bölü 6'dır diyeceğiz D şıkkının cevabına. Yalnızca birinin 6 olma olasılığı. Şimdi bir tanesi 6 o kesin. Mesela birincisi 6. Diğeri için yalnızca bir tanesi 6 olsun istiyorsa diğerine 5 tane ihtimal kalır. Bunlar 1, 2, 3, 4, 5'tir. Bu taraftakiler... 6 ise sağ taraftaki zar 6 ise bu sefer onun yanına 5 tane gelebilir. 5 artı 5'ten toplam 10 tane istenen durum var. 10 bölü 36 ki bu da bize 5 bölü 18'i verecektir. 5 bölü 18 bize cevabı verir gençler. Devam kazanın bakış 6. Hileli bir madeni parada tura gelme olasılığı yazı gelme olasılığının 4 katı. Bu madeni para 3 defa havaya atıldığında üst yüze 2 defa tura ve 1 defa yazı gelme olasılığı nedir? 3 defa atılıyor. Ya iki defa e, ne istemişti? Üst üste iki defa tura istemişti. Tura tura yazı, tura yazı tura ve yazı tura tura. Yani üç farklı durum söz konusu. O yüzden her halükarda bulduğum cevabı üçle çarpacağım. Hadi bir tanesi için hesaplayalım. Birincisinde tura gelme olasılığı. Şimdi tura gelme olasılığı yazı gelme olasılığının 4 katıysa o zaman ben şunu söylerim. Eee bölü 5 oranında tura geliyordur. 1 bölü 5 oranında yazı geliyordur. Olasılıkları budur. Çünkü bir diğerinin 4 katı ve toplamları bize daima 1'i verecek biçimde. O halde 4 bölü 5 çarpı 4 bölü 5 çarpı 1 bölü 5'tir gençler. Şimdi 4 kere 4 16. Bunu 3 ile çarparsam 48 gelir. 48 bölü 125 de bize cevabın ta kendisini verir diyeceğiz. Geldik kazanın bakış 7'ye. Bir kutuda 4 sarı, 3 lacivert, 3 beyaz bilye vardır. Kutudan rastgele 3 tane bilye çekiliyor. Çekilen bilyelerin ikisinin sarı, birinin lacivert olma olasılığı soruluyor. Şimdi 2 tane sarı istiyor. Kaç tane sarı var? 4 tane. O zaman 4 tanesinden herhangi ikisini çarpı bir tane lacivert istiyor. 3 tanesinden herhangi bir tanesini seçeriz. Bu istenen durumdur. İstenen. Peki benim yaptığım toplam iş ne? 10 tane bilyeden herhangi 3 tanesinin çekilmesiydi bizim yaptığımız iş. Üst taraf 6 kere 3'ten 18. Alt taraf 10'un üçlüsü 120'dir. Demek ki cevap bu. Ki ben bunu mesela 6'ya bölersem 3. Bunu 6'ya bölersem 20 gelir. 3 bölü 20 bize cevabı verir. B şıkkında aynı renkte olma olasılığı soruluyor. Şimdi hemen şunu aldım. Kopyaladım. Aşağı doğru indim. Şuraya yapıştırdım. Tamam mı? Şimdi bakalım aynı renkte olma olasılığı. Şimdi ikisi de lacivert, ikisi de beyaz. Pardon, 3 tane mi çekiliyordu? Bakalım. 3 bilye. 3 bilyenin de aynı renkte olma olasılığı. Şimdi 3 bilye aynı renkte olacaksa bu sarıysa eğer 4'ün üçlüsü biçimde seçerim. Eğer ki bu lacivertse 3'ün üçlüsü. Eğer ki bu beyazsa 3'ün üçlüsüdür. Yani 4 artı 1 artı 1'den üst taraf 6. Alt taraf e, 10 tanesinden 3 tanesini çekiyoruz. 10'un üçlüsü o da 120 idi. 6 bölü 120 bize 1 bölü 20 cevabının ta kendisini verir. En çok ikisinin aynı renkte olma olasılığı. En çok ikisi aynı renkte diyorsa. Hepsinin aynı renkte olduğunu istemiyor sevgili arkadaşlar. E hepsi aynı renkte olmayacaksa. Hepsinin aynı renkte olduğu kaç tane durum vardı? 6. O zaman 120'den 6'yı çıkarırsam. Ve tekrardan 120'ye bölersem. Bak tüm durumdan. istenmeyen durumla hepsinin aynı renkte olması. 6 tane durum vardı çıkardım. 114 bölü 120'yi verir. Ki... Eğer ki ben şöyle yaparsam bunu 6'ya bölersem 19 bunu 6'ya bölersem 20 gelir. Cevabımız 19 bölü 20'nin ta kendisi olur. D şıkkında çekilen bir yayı geri atmak koşuluyla birinin beyaz ikisinin lacivert olma olasılığı soruluyor. Şimdi ben şunu tekrar şöyle almış mıydım az önce? Şunu tekrardan alayım en iyisi. Ya da zaten kopyalamıştır şurada vardır. Ha. Şimdi gençler şöyle bir tane beyaz iki tane lacivert istiyorsa e bu B, L, L biçiminde olduğuna göre L, B, L biçiminde de olabilir. L, L, B biçiminde de olabilir. Ya da sen 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel dersin. 2 tane L olduğu için 3 farklı biçimde sıralanır dersin. Bunlardan bir tanesini de düşünelim şimdi. Ama her halükarda 3 ile çarpacağım. Çünkü 3 durum var. 3 çarpı beyaz istiyor şimdi. Beyazı ben 3 tanesinden herhangi bir tanesini seçerek elde ederim. Şimdi onu geri attım. Beyazı seçtim ve geri attım. Lacivert de 3 tane var ama Bundan da bir tane lazım bize. 3'ün birlisi. Çarpı yine lacivertten 3 tane olacak. 3'ün birlisi. Yani 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 burası. Yani 3 üzeri 4. Yani 81. Tüm durum ne? Tüm durumda birinci topu çekerken 10 farklı toptan birini çekebilirim. Diğerini çekerken yine 10. Diğerini çekerken yine 10. Yani 81 bölü 1000 bize cevabın ta kendisini verir. Burada 10 çarpı 10 çarpı 10 olmasının sebebi çektiğimizi tekrar da geri yerine atmamız. E şıkkında Çekilen bilyeyi geri atmak koşuluyla yine çekilen bilyenin sırasıyla bu sefer sıra vermiş sarı, lacivert ve beyaz olması. Şimdi sarı çekeceksek 4 tanesinden birisini, lacivert çekeceksek 3 tanesinden birisini, beyaz çekeceksek 3'ünden birini seçmem lazım. Bölü e, 3 tane top çekiyordum 10 çarpı, 10 çarpı 10 çarpı 10 diyeceğim. Bu da bana 4 çarpı 9 bölü 1000'i verir. 4 ile 1000'i sadeleştirirsem burası 250 olur cevabımıza 9 bölü 250'nin ta kendisidir diyeceğiz. 291'i de böylelikle bitirdik ve 292. sayfamızda kazanın bakışı 8 ile devam ediyoruz. Yukarıdaki iki kutudan birincisinde 3 beyaz 5 siyah, ikincisinde 4 beyaz 6 siyah bilye var. İki kutudan birinden bir bilye çekildiğinde çekilen bilyenin beyaz olma olasılığı hangi kutudan çektiğimizin bir önemi yok. Dolayısıyla bizim kutu kutu düşünmemiz lazım. Birinci kutuyu önce seçersek... Birinci kutuyu seçme ihtimalimiz 1 bölü 2 ve bunun içinden beyaz çıkma olasılığı 3 tane beyaz olduğunu, olduğuna göre 3 bölü toplam bilge sayısı 8'de 3 bölü 8'dir. Ya da ya da dediğim için topluyorum. İkinci kutuyu seçme ihtimalimiz 1 bölü 2. İkinci kutudan beyaz çekme ihtimalimiz de 4 bölü 10'dur arkadaşlar. Şimdi şu kısım 3 bölü 16. Şu kısım 4 bölü 20. Eğer ki ben bunu 5 ile bunu da 4 ile genişletecek olursam üst taraf 15 artı 16 bölü alt taraf 80 olduğu için 31 bölü 80 bize cevabın ta kendisini verir. B şıkkında da aynı anda her iki kutudan birer bilye alınıyor ve öteki kutuya atılıyor. Bu işlem sonucunda kutudaki siyah ve beyaz bilye sayılarının başlangıçtaki ile aynı olma olasılığı soruluyor. Şimdi hemen ben şunları şöyle temizleyip şuradan şu görseli alacağım. Ve o görseli yine yanımıza taşıyalım. Gittiğimiz yere götürelim arkadaşlar. Şöyle koyduk. Bakın iyi dinleyin beni. Bilye sayılarının değişmemesi için buradan beyaz aldıysam buradan da beyaz almam lazım ki yer değiştirdiğim zaman gene aynı muhabbeti elde edelim. Ya da ikisinden de siyah alıp atmamız gerekiyor. Buradan beyaz çekme olasılığımız 3 bölü 3 bölü kaç tane bilye vardı? 8. 3 bölü 8'dir. Karşı taraftan da beyaz çekmem lazım. E, o da hocam 4 bölü 10'du. Ya da artı diyorum. Bu taraftan siyah çekme olasılığımız 5 bölü 8. Sağ taraftan siyah çekme olasılığımız 6 bölü 10'dur. 3 kere 4 12. 5 kere 6 30. Bölü 80. Yani cevap 42 bölü 80'miş. Ki 2'ye bölersem 21 bölü 40 bize cevabı verir. Doğru cevabımız 21 bölü 40 olacaktı. Ve C şıkkında da diyor ki birinci kutudan bir bilye çekilip rengine bakılmadan ikinci kutuya atılıyor. Daha sonra ikinci kutudan rastgele bir bilye çekildiğinde bu bilyenin siyah olma olasılığı. Şimdi Birinci durumda siyah da çekmiş olabilirim, beyaz da çekmiş olabilirim, attığım topun rengini bilmiyorum. O yüzden veya diyeceğim ve toplayacağım. Yani şöyle, birinci kutudan beyaz bilye çekme olasılığım 3 bölü 8'dir. Varsayalım ki ikinci kutuya o beyazı attım. Daha sonrasında ikinci bilge, e, torbadan bir bilye çekersem onun siyah olma olasılığı, siyah sayısı değişmiyor, siyah sayısı yine 6, ama top sayısı 11 oldu. Artı ya da Birinciden 5 bölü 8 ihtimalle siyah çekerim. O siyahı götürürüm. Şuraya atarsam eğer şöyle siyah. Bu sefer 7 tane siyahım olur ve toplam 11 tane topum olur. Üst tarafa bakıyorsun 18 artı 35. Alt tarafa bakıyorsun 88. 35'e 88 eklersem 53 gelir. 53 bölü 88 de bize cevabın ta kendisini verir. Şimdi geldim kazanın bakış 9'a. 5 tane erkek, 4 tane kız. Bir sırada rastgele sıralanmışlar. Bu sıralamada herhangi iki kızın yan yana olmama olasılığı. Öncelikle ben yan yana olmadığı kaç tane durum var onu bulacağım. 5 erkek olduğu için o 5 erkeği şuraya bir güzel yerleştirdim. Dedim ki sizler kendi aranızda 5 faktöriyel biçimde yer değiştirebilirsiniz. Çarpı açıkta 4 tane kız kaldı. Şimdi bu kızlardan bir tanesi 1 2 3 4 5 6 farklı yerden bir tanesine yerleşebilir. Çarpı varsayalım ki şuraya yerleşti. Artık bu kız şuraya veya şuraya yerleşemez. Dolayısıyla 5 yeri kaldı. Diğeri 4, diğeri de 3 yeri kalır. Bu istenen durum. 5 faktöriyel çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3. Bu istenen. Bölü tüm durum nedir? E, 9 kişiler 9 faktöriyel biçimde yer değiştirirler. Ben bu 9 faktöriyeli 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel biçimde yazacağım. 6 kere 5 faktöriyel 6 faktöriyeldir ki bunda bu gider. Daha sonrasında şu 4 ile şu 8'i sadeleştirdim. 2 bu 3 ile bu 9'u sadeleştirdim. 3 geldi. Üst tarafta sadece 5 kaldı. Alt tarafta da 6 kere 7'den 42 kaldı. 5 bölü 42 bize cevabın ta kendisini verir sevgili gençler. Şimdi kazanın bakış 10'a doğru çıktık. Bir teknoloji mağazası var. Bu teknoloji mağazası müşterilerine ilgi çekmek amacıyla... ...satışlarını arttırmak amacıyla güzel bir fırsat sunmuş. Demiş ki... ...belirli bir miktarın üzerinde alışveriş yapan müşteriler... 4 eş parçaya ayrılmış birinci çarkı 2 defa çevirmekte. Yani şunu 2 defa çevirecek. Burada 2 defa çevirdikten sonra istenilen şartlar gerçekleşince bunu da 1 defa çevirecek. İstenilen şart ne? Diyor ki bu iki çevirişte gelen iki sayının toplamı 6 ya da 6'dan büyükse 6 eş parçaya ayrılmış ikinci çarkı çevirerek çıkan hediyeyi kazanacak diyor. Buna göre birinci çarkı çevirmeyi hak eden bir müşterinin tablet kazanma olasılığı kaçtır? Şimdi o zaman biz tableti kazanmasını istiyorsak eğer şunu dile getireceğiz. Birinci çarptaki gelen sayıların toplamı iki defa çevirecek ya bunların toplamı 6 veya daha fazla olsun isteyeceğiz. O yüzden ilk çevirişte bir kere 1'i çeviren adam kaybetmiştir oyunu. Çünkü 1'in yanına 5 gelmesi lazım 6 oluşması için 5 yok. O halde en küçüğünden başlıyorum. 2'nin yanına sadece ama sadece 4 gelir. Yani birinci çevirişte 2 ise ikinci çevirişte 4 olacak. Veya bunun haricinde başka olamaz. 3'ün yanına tekrardan 3 üç getirebilir. 3'ün yanına 4 getirebilir. Veya 4'ün yanına 2 getirebilir. 4'ün yanına 3 getirebilir. 4'ün yanına 4 getirebilir. Yani burada toplam istenilen durum adedi 6. 6 tane durum ama şöyle bir durum söz konusu. Birinci çark birinci defa döndürüldüğünde 4 farklı durum. İkinci defa döndürüldüğünde 4 farklı durum oluştuğu için 4 dört kere 4'ten tüm durum 16'dır. Birinci çarkta 6 veya daha fazla gelme ihtimali 6 bölü 16 imiş. Peki çarpı geldim ikinci çarka. İkinci çarkta 2 tane tablet yazıyor gördüğünüz üzere. Ve 6 eş bölmeden oluştuğu için 2 bölü 6 ihtimalle de bu durumda tableti kazanır. O zaman çarpacağız. 6'lar gitti. 2'ler de şu şekilde sadeleşti. 1 bölü 8 ihtimalle biz bu tableti kazanabiliriz sevgili gençler. Ki yüksek bir ihtimalmiş aslında. %12.5 ki onun haricinde 128 GB USB var, 1 TB hard disk var, telefon var. Yani ama şurada boş ihtimal de var. O boş ihtimal tehlikeli. Kazanın bakış 11. Eliz, Sare ve Bulut Han'ın katıldığı bir iş mülakatında Sare'nin mülakatı geçme olasılığı Batuhan'a şimdi Sare var. Onları bir yazalım. İsimleri karıştırmayalım. Sare var, Eliz var ve bir de Bulut Han var. Bulut yazalım ona da. Şimdi Sarenin mülakatı geçme olasılığı bulutanın mülakatı geçme olasılığının 3 katıysa bulutanın olasılığı P ise sarenin de olasılığı 3P olur. Eliz'in mülakatı geçme olasılığı sareninkinin 4 katıymış o zaman bu da 12P olur. Şimdi olasılıklar toplamı bize 1'i vermek zorundaydı tüm olasılığı toplarsam ki ben bunları 16P gelir. Diyor ki Eliz'in iş mülakatını geçme olasılığı Eliz 12P idi Burası da 16 P'ydi. P'ler gider. 4 ile sadeleştirirsem 3 bölü 4 olasılıkla Elis bu mülakatta başarıyla geçer diyebiliriz. Ve son sorumuz. Kazanın bakış 12. 5 evli çift arasından 3 kişi seçilecek. Seçilen 3 kişi arasında bir evli çift olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Şöyle diyeceğim. Derim ki ben 5 tane evli çiftten herhangi bir tanesini seçerim. Böylelikle hani şöyle düşün. Şunlar evli, görünmez bağ ile birbirlerine bağlanmışlar gibi düşünün. Toplam 10 kişi yapar bunlar. 5 tane evli çiftten herhangi bir tanesini seçersem 2 kişiyi de seçmiş olurum. 5'in birisiyle ben evli çifti seçtim. Varsayalım ki şunu da şunu seçtim. Şimdi bunun yanına şu 8 kişiden herhangi birini getirirsem, seçersem 8'in birisiyle istenilen durumu gerçekleştirmiş olurum ki 40 yapar istenilen durum. Peki tüm durum nedir? Tüm durum 10 kişiden 3 kişiyi seçmek yani onun üçlüsüdür tüm durum. Yani 120'dir. O halde 40'ı 120'ye bölersem cevap 1 bölü 3'ün ta kendisi olur sevgili arkadaşlar. Böylelikle 292'yi de bitirdik ve artık ÖSYM bakış testine geçmeye hak kazandık diyebiliriz. Evet gençler bir sonraki videomuzda olasılık sorularının ÖSYM bakış testini çözeceğiz. Ve ciddi anlamda çok güzel problemler çözeceğiz seninle. Eğer hazırsan o videoyu beklemede kal. Şimdi sen Olasılıkla alakalı bir sonraki videoya kadar çalıştığın kitaptan kazanım sorularını çözmeye hazırsın. Çözemediğin takdirde hemen videodan bazı kopyalar alabilirsin diyelim. Evet arkadaşlar sonraki videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.